eski bilgisayarlarda, Commodore'lardaki gümrüğü kaldırdım. Ne diyorsun? Ben de dedim ki vallahi Turgut Bey, şöyle bir ıvırdım kıvırdım. Dedim ki bir sürü bilgisayar da olacak, o küçük Atari salonları falan çoğalacak. Yok yok dedi, öyle değil dedi. Çocuk okuma öğrenmeden bilgisayarda run, save bilmem ne nedir onları öğrenecek dedi. Hakikaten öyle oldu. Çocuklar 5 yaşında, 6 yaşında Commodore oynamaya başladılar ve arkasından PC'lere geçtiler. Şunu söylemek istiyorum. Hiç unutmam, 1993'ün Nisan ayının son günleriydi. Gazetedeki adama 35-40 yaşlarında genç iki kişi girdi. Ağlıyorlardı. Niye dedim ağlıyorsunuz? Dedi ki bunlar Nisan'ın başında Ankara'da bir bilgisayar fuarı açılmış. Bunlar da Eskişehir'den iki öğretim üyesiymiş. Ve bir Türkçe program, bir software, bilgisayar programı hazırlamışlar. Dediler ki birdenbire polisler geldi, Cumhurbaşkanı geliyor demişler. Ve Özal geldi dediler. Bunların standlarının önünde durmuş. Demiş ki ne yapıyorsunuz iki gence? İşte demişler üniversiteyi bıraktık, bilgisayar programcılığına başladık. Bir Türkçe program hazırladık. Ya oturayım görüm demiş Cumhurbaşkanı. Diyor dedi ki gençlerden biri ağlayarak. Çekti bizi oturdu bilgisayarın başına. Bizim disketi sürdü. Tak tak yazdı. Siz bunu hata yapmışsınız demiş. Yok efendim demişler. Biz de birimiz doçentiz, birimiz asistanız. Aylarca uğraştık. İşte programı yap. Hata olamaz. Görürsünüz demiş. Disketi aldı gitti dediler. Gece bir tanesinin evinin kapısı çalınmış. Saat 3'te gece. Aynı gece. Yine bir polis. Şankaya'dan Cumhurbaşkanı sizi istiyor demiş. Gittik diyor. Rahmetli Özal diyor. Pijamasıyla oturmuş bilgisayarın başına. Yanlışı buldum demiş. O dakikaya kadar çalışmış. Oturduk diyor yanında. Tuşlara bastı. Hakikaten programda bir konfigürasyon hatası yapmışız diyor. Sonra yine ağlamaya başladı. Benim bilgisayar programımı düzeltecek Cumhurbaşkanı'nı bir daha nereden bulacağım diye.